Arkadaşlar hoş geldiniz. Kızlara taktikler veriyorsunuz. Biraz da erkeklere taktik verir misiniz diyen arkadaşlara yedekte bir erkek arkadaş olduğunuzun 15 işaretinden bahsetmek istiyorum bugün size. Yedekte olmak demek kendinizi özel bir ilişkide olduğunuzu zannetmektir. Ama o kız sizi yedekte sayıyor. Kızla çok özel ilişki yaşadığını ve kızın hep onu düşündüğünü zannediyor. Hiçbir şekilde kızın ona yaptığı bir yatırım yok. Sadece kullanıyor. Yedekte bir erkek arkadaş kızdan herhangi bir güvence almadan o ilişkiye yatırım yapan erkektir. Erkek arkadaşın rolünü sürdüren kişidir. İnsanlar neden yedekte birini bulundururlar bilirsiniz ki daha iyi biri gelirse o zamana kadar bununla idare edeyim. Tipik olarak yedekte bekleyen erkek kızın ailesi tarafından onaylanmıştır. Seviliyordur. Çok iyi bir çocuktur. Temiz çocuktur. Çok yakışıklı, harikulade biri olmayabilir. Ortalama bir yaşam tarzı ve kariyere sahip olurlar. Yedek plan kategorisine giren erkek o kızda heyecan uyandırmaz. Ama kesinlikle istikrar vaat ediyordur. Bekleme yapma arkadaşım. Beklemede kalan erkeğin kıza karşı duyguları yoğun olduğu için bu onu kıza karşı savunmasız yapar. Kız da bu duyguları çok güzel manipüle eder. Birinci işaret, kız kendi ilişkisini istediği gibi sürdürüyordur. Sizinle olan ilişkisinde çok fazla fedakeş rolü oynamaz. Sizinle bir fotoğrafı varsa paylaşmanı istemez. Sizinle görülmek istemeyebilir. Kendi istediği zaman sizinle buluşmak ister. Sen telefon açtığında der ki sorun olmadığında beni arama. Sorun varsa ararsın. Kendi arkadaşlarıyla sizi tanıştırmaz. Biraz şöyle köşede kal. Ben lazım olursa seni çağırırım. Birlikte takılırsınız, sinemaya gidersiniz. Diğer randevulardaki yapılan her ne varsa siz de bunu yaparsınız. İlişki konusunda konuşmaktan kaçınır. Nedir ya bizim durumumuz? İlişkimizin bir adı olsun vesaire gibi şeyler söylüyorsanız zaten buna hiç yanaşmayın. Sizi bu konuda reddedecektir. Ne ilişkisi ya diyebilir. Arkadaşız şurada. Fazla ümit vermek de istemiyor. Ama sizinle de takılıyor. Romantik bir ilişki görüntüsü vermesine rağmen bu ilişkiye ayrıcalık statüsü vermeyi reddedecek. Flört uygulamaları kullanmaya ve diğer erkeklerle flört etmeye de devam edecektir. Sizinle fiziksel bir yakınlık kurmaktan da çekinir. Yedekte beklediğinizin en büyük işaretlerinden biri de fiziksel olarak o kişinin orada bulunup aklının başka bir yerde olmasıdır. Sürekli uzaklara dalar gider. Seninleyken dikkati dağılmış görür. Söyleyeceklerinizle fazla ilgilenmediğini hissedersiniz. Yüzeysel bir dinleme şekli. Sorunlarınızı onunla paylaştığınız zaman muhtemelen tavsiye vermek yerine onları görmezden gelir. Bu geçirdiğiniz zaman içerisinde onun güvenlik açıklarıyla ilgili bilgi de dinlemezsiniz. Muhtemelen daha çok telefonla ilgileniyordur veya çevresiyle ilgileniyordur. Eğer bunları fark ettiyseniz onun aşık olduğu biri değil, yedeğisiniz. Beşinci maddemizde hafta sonları bu kız müsait de olmaz. Kendi ne zaman canı buluşmak isterse sizinle o zaman buluşur. Teklifleriniz meşgulüm cevabıyla reddedilir. Bırakın hafta içi, hafta sonu da buluşmaktan kaçınır bu kız. Tüm planlarını da arkadaşları ve hayatındaki diğer insanlarla yapar. Öncelik listesinde yer almıyorsunuz. Sosyal medyası erkeklerle dolu. Bu diyor ki seçeneğim var benim, birçok seçeneğim var hatta. İkinizle ilgili sosyal medyadan bir şey paylaşmaktan hoşlanmıyorsa da başka insanlarla paylaşımları, bir arada fotoğrafları var. Ve siz bunları gördüğünüz zaman anlayın ki bu listede sen yer almıyorsun arkadaşım diyor sana. Varsandığınız ilişki bir şey ifade ediyor olsaydı onun hayatının her alanında olduğu gibi sosyal medyasında da olurdun zaten. Siz bir ilişkiniz olduğunu düşünüyorsunuz ama onun sosyal medyasında ne statü olarak, ne fotoğraf olarak, ne de paylaştığı, önem verdiği biri olarak yer almıyoruz. Yakın arkadaşıyla hiç tanışmadınız bahsediyor ama siz onu hiç görmediniz. İstediğiniz kadar en yakın arkadaşıyla tanışmak istediğinizi söyleyin. O sizi yakın arkadaşıyla tanıştırmamak için türlü bahaneler bulacaktır. Sorun olursa ona başvurursunuz. Hem yakın arkadaşıyla da tanıştırdığı zaman bu yakın arkadaş tanıştırma durumundan umutlanacağınızı düşünür. Ciddi bir hal alacağını düşünür. Yakın arkadaşla tanıştırmak ne demek? Bu iş artık ciddileşiyor demek. Bu konuda da sizin umutlanmanızı istemez. Bu da sadece senin dikkatini istiyor, seni değil. Başarılarını, üzüntülerini, çok önemli planlarını seninle asla paylaşmaz. Bu kişi seninle ne korkularını, ne sevinçlerini, ne üzüntülerini, hiçbir şeyini paylaşmaz. Başına gelen herhangi bir ilişki ortamındaki bir krizle ilgili bile haftalar sonra bilgi alırsın.
bu sene sadece dikkatini istiyor, seni değil. Yedek bir ilişkide olduğunuzun diğer bir göstergesi de size duygusal olarak yatırım yapmaması. Listede hiçbir zaman olmazsın. Biriyle çıkıyorsun, bir arkadaşına bir yere gitsen seni kıskanmıyorum. Bir mesafe var çünkü aranızda. Şöyle bir durum daha var. 10. belirtide yine de hayatına devam etme fikrine katlanamaz. İşte burada yanılgıya düşüyor insanlar. Sen ayrılığı tercih edersin. Benimle ilgilenmiyor veya benimle istediğim şekilde ilgilenmiyor. Davranışları da bu orantıda dediğinde ayrılmaya karar verdiğini düşünelim. Yedekte sevgilisini kaybetmemek için gitmesine de izin vermez. Sen burada bir yanılgıya düşebilirsin. Beni kıskandı. Davranışları, benim gitmemi istemeyen davranışlar. Birdenbire aşırı korumacı ve kıskanç olduğunu göreceksiniz. Burada da kendinize bir pay çıkarmayın. Sadece sizi kaybetmek istemiyor. Seni sevdiği için değil. Sadece seni kaybetmek istemiyor. Sen onunla davranış kalıpları hakkında konuşmaya çalıştığın zaman hemen krize girer, ağlar. Huysuzluk olabilir. Bir bakıyorsun, mantıksız bir şekilde dramatikleşebilir. Onun size karşı bu davranışında kaybetme korkunuza yer olmadığını ona göstermelisiniz. Kendi akıl sağlığınız için ve bu akıl sağlığınızı korumak için ve iyiliğiniz için ilişkide ne istediğinizi o insana gösterin. Sizi yedekte bekleten kız son dakika gelmiş, tam buluşacaksanız planlarından vazgeçer. Gelmez. Randevu verir, gelmez. Sonra bir işi çıktığını söyler, gelmez. Sizin romantik bir randevunuz var, o arkadaşlarıyla plan yapmış, başka yere gidiyor. Çünkü umurunda değilsin. O kendi planlarına takılacak. Son dakika o randevu değişebilir. Son dakikada bir randevu çıktı, başka bir yerden bir teklif aldı, ona gider. Sizi tercih etmez, 13 numara. Onunla çıktığınız zaman size pahalıya mal oluyorsa, sizi sağlam bir inek gibi görüyorsa, her çıktığınızda bir sürü para ödüyorsanız, kirasını ödeyememişse, onun beğendiği bir ayakkabı var, onu alamamışsa size gelecek. Genelde akşam yemeklerini de size ödettirir, kendi cebinden pek para harcamaz ve sürekli de şuraya gidelim mi, canım şuraya istedi. Yalnız kaldıysa sizi sağlam bir inek olarak gördüğü için sürekli bir yerlere davet edecek, bir yerlere götürecek. Şöyle bir durumu da olur böyle insanların. Oldu bittiye de getirirler. Ona karşı zaafınız olduğunu bildiği için kendi başına oldu bittiye getirir, bir yerde rezervasyon yaptırır. Pahalı bir restoranda. İkimiz için bir yerde restoranda rezervasyon yaptırdım. Hadi beraber yemek yiyelim de o gün bütün parayı bayılırsınız. İhtiyat akçesi gibi kullanır size. Size 14. maddeyi de ekleyeyim. Diğer erkeklerle sizi karşılaştırır. Arkadaşı varmış, süpermiş. O daha iyi giyiniyormuş. Ben böyle biraz küçümser sizi. Biraz aşağılar. Müstehsi kelimeler kullanır size karşı. Alaycı bir yaklaşımı vardır. Giyiminin çok iyi olmadığından bahseder. Ne bileyim, fiziğinin iyi olmadığından bahseder. Çok zayıfsın, çok şişmansın. İşte burnun çok uzun. Sürekli kusur bulmak ister. Bu yaptığını niye yapıyor? Sen gitmeyesin diye. Onun için ne yaparsan yap, yaptığın hiçbir şey asla onun için iyi olmayacak. Bunu bil. Sen ona ne yaparsan yap, onun için yeterli görünmeyecek. Daha da anlamadıysan 15. maddeyi de söyleyin. İçgüdülerin sana bir şeyin ters gittiğini söylüyor. Bu içgüdülerine güvenmelisin. İçgüdünüz diyor ki, arkadaş bir şeyler ters gidiyor. Bu içgüdünüz ne diyorsa ona güvenin. Birleşik Krallık'ta yapılan bir anket sonucunda kadınların erkeklerden daha fazla yedekte beklettiği görülmüş. Ankete katılan kadınların %12'si ancak yedekte bıraktığı erkeğe duygu beslediğini söylemiş.